Murat, çıkıyor musun hemen? Evet. Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? Hiç param yok. Ne yapayım? Ne demek ne yapayım Murat? Ne demek ne yaptım? Eşyalarımı bile almadan çıktım geldim. Zeliş'in kıyafetleriyle idare ediyorum. Beni gönderip aldırtırım. Akşam evde olur. Hiç param yok diyorum sana. Ben bir kadınım, benim de ihtiyaçlarım var. Şöyle yapalım, Ayşe Hanım'a söyle, ihtiyaçlarını marketten alıp getirsin sana. Tamam? Sadece market mi? Ben parasız mı gezeceğim? Yeşim, bir işe gir, çalış, paranı kazan canım. Murat, Murat neden bana eziyet ediyorsun? Ben sana ne yaptım? Ne mi yaptın? Televizyona çıkıp bütün Türkiye'ye rezil eden sen değil misin? Hı? Hain, zalim avukat. Annesini çocuğundan ayıran vicdansız baba. Hı? Herkesi düşman ettin bana. Bunları unuttuğumu mu sanıyorsun sen? Durup dururken mi yaptım ben bunları? Bana kızımı göstermiyordun. Tamam işte, geldin eve, kızınla oturuyorsun. Tamam, bitti. Senin başka bir şey istemeye hakkın yok eşimciğim. Tamam. Ha, tabii ya. Tabii sen sadece Güzide ile benim aramı bozmak için yaptın bunu değil mi? Senin tek derdin Güzide. Şerefsiz! Allah'ın belası pislik! Şu yerleştiği eve bak. Korkulur senden teyze, vallahi korkulur. Yes. Birine mi bakmıştınız? Ben İlknur Hanım'la görüşecektim de yeğeniyim, yeşim. İçin şöyle içeride... Yok yok, yok. Hiç gerek yok. Ben zaten bir şey söyleyip gideceğim. Ya size zahmet olmazsa çağırabilir misiniz? Tabii. Anası da kızı gibi, kızı da anası gibi, kedi gibiler. Dört ayak üstüne düşüyor. Ya hayır, ben kime çektim ya? Kime çektim ya? İknur abla bahçedeymiş, birazdan gelir. Sağ olun. Ablam olmuş hemen. Hemen. Aç Metin. Yürü, yürü. Ay, ne oluyor be? Geç. Kızım sen kafayı mı yedin? Ne işin var senin Dicle'lilerin evinde? Ya içeri mi girdim? Ne çemkiriyorsun? Sokaktayım ben. Nasıl bir gerizekalsın sen ya? Sokaktayım diyor. Kızım bu kadın senin düşmanın, düşmanın. Öğrense ne yapar biliyor musun? Önce beni kapının önüne koyar. Teyze sus. Sus bir sus. Tahsilatımı yapıp gideceğim. Ver paramı. Ne tahsilatı, ne parası be? Mafya mı kesildin kızım başıma sen? 3 ay önce benden 3.000 lira borç almıştın. Onu hadi. Ben 3 ay önce senden borç para aldım. 3.000 lira. Güleyim bari. Yemeğin önüne geldi yeşim. Çamaşırın yıkandı. Ütün yapıldı, önüne geldi yeşim. Onlara sayarsın be. Yeğeninim ben senin be. Yeğeninim, bunları para için mi yaptın? Heh, ben de onu diyorum işte. Ben senin teyzenim. 3 kuruş vermişsin, peşine mi düşüyorsun? Borç aldım be benden. Bende param hani yok. Ben daha maaşımı almadım. Bana bak, uçururlar şimdi kadını habere. Ondan önce gidiver. Hadi başımı belaya sokma benim. Teyze, teyze, teyze. Cebimde 5 kuruş para yok lütfen. Ya Murat'ın var. Güzide ablan var. Halledersin sen. Hadi hadi. Selametle, ben seninle uğraşamam. Teyze. Hadi, hadi. Aç. Aç. Hadi selametle hadi. Sağ ol ablacığım. Kapatın. Öyle mi? Peki İlknur Hanım. Bunu sen istedin. Alo, Nizamettin Bey merhaba. Yeşim ben. Hani bana daha önce İknur Gürsoy'un telefon numarasını sormuştunuz. Evet, evet, size borçlu olan. Antalya'dan, evet. Ya ben telefon numarasını bulamadım ama nerede yaşadığını buldum. Dicle'lilerin evinde yaşıyor, biliyor musunuz? Aynen, Beykoz'da. Zaten kime sorsanız gösterir burada. Tamam, iyi günler.